Hemen ilk sayfaları getirelim değerli izleyenler ekranlara. Sözcü gazetesi demiş ki şampiyon Başakşehir. Milliyet gazetesi diyor ki mutluluğun resmi. Akşam gazetesi de Türkiye'nin yeni şampiyonu diye atmış bugünkü başlığını hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardında. Bu Türkiye'nin yeni şampiyonluğu yeni lafını sevmiyorum onu söyleyeyim. Hani ilk defa bir takım Bugüne kadar ee, ne bileyim yani şampiyon olan takımlar dışında şampiyon oluyor diye herhalde. Ya yani ne bileyim benim hoşuma gitmiyor. 7 bir şampiyon. Yani. Ee, tabii hak yani hak edilmiş bir şampiyonluk bunu söylemek lazım. Bu tabii çok da tartışılı bir taraftan. Ee, tartışılacaktır da doğal olarak. Yani taraftarı olmayan, yeni kurulmuş bir takımın bu kadar hızlı başarılı olup şampiyon olması üzerine de konuşulacaktır, tartışılacaktır. Bu gayet normal. Ee, ancak burada önemli olan nokta anlattığı Başakşehir. Yani Başakşehir'in hep negatif tarafına bakarak onu tartışmak bir yöntemdir. Negatif tarafı derken? Yani işte nereden çıktı bu takım anlatabildim mi? bir anda orada işte. Peki o bahset... İşte Ahmet Ağaoğlu diyor ya yani ne, nereden parasının girdi bilemiyoruz falan hani ne kadar ne evet. gelir var onu takip edemiyorsun. Şimdi bu, bu buna bakılır. Bu tamam bu bir tarafı. Ancak şu esas verdiği mesaja bakmak lazım. Başakşehir. Başakşehir bir sebep değildir. Baş, baş, yani diğerlerinin, büyük takımlarımızın, büyük camialarının başarısız olmasının sebebi değildir Değil. Başakşehir. Sonucudur. Doğru. Başakşehir bir sonuç. Yani siz işinizi doğru yapamazken birileri doğru yaptı ve ya seyircisi olması, olmadan, e, çok geniş bir camiası olmadan e, ama tabii finansal olarak gayet rahat bir şekilde, eli bol bir şekilde ee, şampiyon oldu. Ancak o finansal olarak eli bolluğu da diğerleri kadar değil. Çünkü şimdi ya o da var, Robinho da var, bu da var filan diyorsun ama bütün oyuncuların, teker teker hepsine birer birer bak. Hiçbirisi diğerlerini alamayacağı oyuncular değil. Piyasada bulunan, markette bulunan İkinci oyuncular. İkinci şansını mi? kullanan evet. oyuncular. ikinciyi e, arayan oyuncular. Üçüncü kullanan oyuncular. Ee, yıldız olmak için e, belli bir yola giren oyuncular İrfan Can gibi. Şimdi İrfan Can'ın o transfer olacağı dönemde hatırlıyorum da gençler bilinen e, potansiyeli yüksek bir oyuncuydu. E, bu, biliniyordu. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da takip edilen yüksek potansiyelli bir oyuncuydu. Fenerbahçe'ye <laughs> transferi söz konusuydu hatırla. Evet. Ee, Başakşehir'i tercih etti. Ve gelişim hızına bakarsam ben kendi potansiyelinin hala gerisinde olduğunu düşünüyorum. Ve arada da kriz dönemleri de yaşadı. Şimdi o kriz dönemlerini bir İstanbul büyüğünde özellikle ya da Trabzonspor'da yaşasaydı ne olurdu? Büyük oranda... Ya yani eder miydik biz İrfan'a? Büyük yani oranda. Sistem eder miydi? Ederdi. Şimdi bugün hani Trabzon'daki yerel gazetelere bakıyorum. Çok tepki var tabii. hani şey var bir tanesinde. Şimdi kusura bakmasınlar hatırlayamadım hangi gazete olduğunu. İşte işte eseriniz diyor. Ve Uğurcan'ın kocaman bir resmi var orada. Başkan ve Hüseyin Cimşir'in. Evet. yanında. Yani Avrupa'nın potansiyel olarak en önemli kalecilerinden biri hedef olarak hedef olabiliyor olmuş. hemen hızlı bir şekilde. Evet. Bizde de oluyor. Yani İstanbul basında da oluyor. Trabzon'da da oluyor. Ama Başakşehir biraz bunun avantajını da kullandı. Yani oyunculara bakış açısı, oyuna bakış açısı bütün bunların da sonucu bir taraftan